Burdur gezintimiz devam ediyor. Geçen hafta ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta ikinci bölümüyle şimdi de Yeşilova'dayız. Evet sevgili seyircilerimiz, Barışla Türkiye'nin sesinde Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Ve Burdur'un çok güzel ilçelerinden bir tanesi olan Yeşilova'dayız. Ve yanımızda Yeşilova'nın çok saygıdeğer belediye başkanı Nuri Özbek'le birlikteyiz. Başkanım öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Barışla Türkiye'nin sesi olarak Burdur'u tanıtıyoruz bu hafta. Ve Yeşilova ilçesinde mutlaka görmek istedik bu güzel göl manzarasını, bu güzel yeşilliği. Tabii ki sizin önderliğinizde. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimiz Nuri Özbek'i bir tanısınlar. Ben 1959 Yeşilova doğumluyum. Ülkemizin çeşitli vilayetlerinde uzun süreler memurluk yaptım. Daha sonra ilçeme gelip yerleşip orada işte ilçemin bir makul kaderi vardı. Geri kalmıştık. Onu kaldırabilmek için ilçemizdeyim. Şu anda görev başındayım. Evet. Hemen Yeşilova'dayız. Çok güzel. Ekran başındaki izleyicilerimiz belki bu rüzgardan veya bu bizim titrememizden, özellikle benim titrememden kış ayında falan zannedebilirler. Tarih 18 Mayıs 2010 bu arada hatırlatalım. Çok güzel bir yayla havası var burada. Hemen Yeşilova'mızı ekran başındaki izleyicilerimize anlatabilir miyiz? İlçemiz Antalya ve Denizli iller arasında yol üzerinde güzergahı olan yer. İlçemizde yakınında, çok yakınında Salda Gölü var. Türkiye'nin en derin, en serin ve en temiz göllerinden birisi. Her zaman için plajlarımız yazın mükemmel derecede suya girmek, yüzmek, spor yapmak için, göl sporları, su sporları için mükemmel bir yer. Evet başkanım, öncelikle sormak istiyorum. Belediye başkanı olma fikri, bu ilçeye belediye başkanı olma fikri sizi en çok fikrinde, en çok sizi ne tetikledi? Yani neden belediye başkanı olmak istediniz? Belki Burdur'un şimdi kazalarını gezeceksiniz. Çevremizdeki Antalya'nın kazalarını, Denizli'nin kazalarını gezeceksiniz, ilçelerini gezeceksiniz. Şunu göreceksiniz, Yeşilova doğa güzelliği bakımından en güzel ilçe ama bölgemizin en geri kalmış bir ilçesi. Yıllardır yatırım yapılmaması, burada istihdam alanı yaratılmaması gençlerimizin göç etmesine neden olmuş. Ve ilçemiz onun için hep geri kalmış ve göç vermiştir. Şu anki nüfusumuz nedir başkanım? 4700 nüfusumuz. Daha önceleri 8000'e yaklaşık nüfusumuz vardı. İlçemizin büyük çoğunluğu Antalya'da, Denizli'de ve yurt dışında. Biz bunları da tekrar ilçemizi kazandırabilmek için, ilçemizi göç sağlayabilmemiz, tersine göç yaptı, sağlayabilmemiz için yatırımlar yapmamız gerekiyor. En büyük isteğim, belediye başkanı olmamın isteğim de buydu. Bunu gerçekleştirmek için buradayım ve onun için ne gerekiyorsa yapacağım ilçemiz. Yeah.
ekran başındaki izleyicilerimize ilçemizi bir tanıtalım mı? Birlikte bir ilçemizi gezelim mi? Ne dersiniz? Gezelim tabii. İlçemizin güzelliklerini gösterelim. Şöyle size doğamızı, şeyimizi yapalım. Hep beraber Yeşilova gezintisi yapıyoruz. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I choose, but the last thing I need. 'Cause you're a liar, liar. With the love, pain, sweat, time that made me stick when I was sick of the lies. The years, tears, smiles, fights. And now that I left you, I cried through the mic. You was quick to slip the slickest lies. I'd be surprised how you get your calm. Every time you admit the seat would hit the sheets. And suddenly we on the bedroom floor. Mama, you's a liar. Yeah, try to call. Evet sevgili seyircilerimiz, Yeşilova'yı gezmeye devam ediyoruz. Başkanımız bize çok güzel bir yere getirdi. Gerçekten de burada çok hayretler içerisinde kaldık. Çok değişik bir toprak var. Örneğinin de Mars'ta olduğu söyleniyor. Hemen başkanım bize bilgiler verecek bu toprakla ilgili. Bu toprak evrende sadece Yeşilova ve Salda Gölü etrafında ve de Mars'ta var. İlçemizin geçim kaynaklarından birisi olan Afyon tarlasının kenarındayız şu anda. Biz bunu ilçemizin tanıtımında fuarlarda sergiliyoruz. Vatandaşlar tarafından çok hoşuna gidiyor. Sabah kahvaltısında pekmezle karıştırılıp ekmeğe sürülüp yenilmesi hoş bir tat veriyor. Ve kahvaltıya ayrı bir güzellik katıyor. Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Yeşilova'da, Yeşilova Belediyesi olarak biz bunu ileriki günlerimizde inşallah şehirlerimize sergileyip vatandaşımızın hizmetine beğenisini sunacağız. Evet sevgili seyircilerimiz, Burdur'un bu güzel ilçesi Yeşilova'yı akşama kadar dolaştık, gezdik. Başkanımız sağ olsun bizi gezdirdi. Şimdi son olarak bu güzel günü noktalayacağız. Başkanımızın söylemek istedikleri son cümleleri alacağız ve Yeşilova'dan ayrılacağız. Evet başkanım, bize gölünüzden, şarabınızdan, afyonunuzdan, her şeyinize varana kadar gezdirdiniz. Ekran başındaki izleyiciler de keyifli bir gün geçirdiler. Son olarak izleyicilerimize Yeşilova ile ilgili, ilçenizle ilgili görüşlerinizi alalım ve söyleşimizi noktalayalım. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz biz burada. İç turizme yönelik çalışmalar yapacağız. Bütün onları eğlendirmeye, burada güzel vakit geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Temmuz ayı içerisinde ortalarında da festivalimiz var. Bütün vatandaşlarımızı ve festivali ve eğlenceyi bekliyoruz. Sizleri de davet ediyoruz. Sizleri de coşkuyla orada ağırlayacağımıza inanın. Young.